Herkese yeniden selam. Bu videoda tablonun forecast'ini nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Tablonun forecast'ini kullanabilmek için şu şekilde örnek bir grafik hazırladım. Yani her yıl için aylık olarak satışın nasıl değiştiğini görebiliyoruz şu anda. Tablonun kendi forecast'ini kullanabilmek için grafiğin üzerine sağ tıklıyorum. Forecast ve Show Forecast diyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki yıl için satış tahmininde bulunuyor. Ve bu tahmini bulunurken önceki yıllarda yapılan satışlara bakıyor. Yapılan forecast'in seçeneklerini nereden değiştiriyoruz? Üzerine sağ tıklıyorum tekrar. Forecast ve Forecast Options diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ne kadar süre forecast yapacağını, ne kadar süreyi göz ardı edeceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Forecast'in modelini görmek için aynı şekilde grafiğin üzerine sağ tıklayıp Describe Forecast diyorum. Böylece tabloda yapılan forecast'in özetini ve Models bölümünden de forecast'in modelini görebiliyorsunuz. Yüzde kaç düzleştirme yapılmış vesaire gibi istatistik detaylara da ulaşabiliyorsunuz. Tablonun kendi forecast'ini bu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat eğer isterseniz kendi forecast modeliniz varsa R ya da Python'ı tabloya nasıl entegre ediyoruz? Help'e tıklıyoruz. Setting and Performance diyoruz. Buradan Manage External Service Connection diyoruz. Buraya serverımızın ismini ve port numaramızı yazdıktan sonra tablo tarafındaki bağlantıyı yapmış oluyoruz. Script'i kullanmak için de daha önce yaptığımız gibi bir calculation alanı açıyoruz. İçerisine R ya da Python script kodlarımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra burada gördüğünüz herhangi bir alan gibi yeni bir alanım oluşuyor. Daha sonra bu oluşan alanı kullanabilmek için aynı şekilde ekranı sürükleyip bırakarak kullanıyorum. Bu kadar. Başka bir videoda daha ayrıntılı şekilde isterseniz R ya da Python entegrasyonu nasıl yapıldığını sizler için gösterebilirim. Bloğumuz zaten var. Dinlediğiniz için teşekkürler.